sinyaller yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde belirli integralin tanımı konusunu işleyeceğiz. Belirsiz integralde şöyle bir ifade yazmıştık. Küçük fx dx eşittir büyük fx artı c. C sayısına integral sabit demiştik. Burada bu ifadeyi tersini ifade edersek büyük fx fonksiyonun türevi küçük fx'tir. Şimdi yapılan işlem belirli integralde aslında belirsiz integrali aynıdır. A'dan B'ye fx dx eşittir. Fx'in integralini yazıyorum büyük fx. Tek farkla integral sabitini yazmadım. A ve B sınırlarını yazdım. Büyük fx fonksiyonunda x yerine önce B'yi sonra A'yı yazarak elde ettiğim sonuçların farkını aldım. Bu işleme biz belirli integral diyoruz. Şimdi birinci olarak C'yi niye yazmadık? C'yi yazsaydı sonuç değişmeyecekti. Neden? Fx artı C. A, B yazdığımızda x yerine B yazdım. Fx artı C, Fb artı C. Eksi x yerine A yazdım. Fa artı C. Görüldüğü gibi eksi C ile artı C birbirini sadeleştirir. Fb eksi Fa elde ederiz yine. Şimdi özetle söyleyecek olursak. Belirli integral işlem olarak belirsiz integrale sınırlar eklenmesiyle elde edilen bir işlemdir. İkinci olarak belirli integralde A ve B sayılarına integralin sınırları denir. A sayısına integralin alt sınırı, B sayısına integralin üst sınırıdır. Yazım kural olarak A küçük B'dir. Yani alt sınır küçük sayıdır, üst sınır büyük sayıdır. Bu bir yazım kuralıdır. Biraz sonra özelliklerde bununla ilgili bir özelliğimiz var. Onu da söyleyeceğiz. Örnek. 2'den 4'e 3 eksi x dx integralin değeri kaçtır? Şimdi integrali hesaplarken 2'den 4'e 3 eksi x dx eşittir. Önce belirsiz integrali integral sabiti olmadan hesaplıyorum. 3x eksi x kare bölü 2. Daha sonra düz bir çizgi çekip alt ve üst sınırı yazdım. X yer 4 yazarsam 12 eksi 2. Eksi x yerine 2 yazarsam 6 eksi, pardon 12 eksi 8. X yerine 2 yazdım 6 eksi 2 eşittir. 12'den 8 çıkarsa 4 kaldı. Altına 2 çıktı 4 kaldı. 4 eksi 4 eşittir 0'dır. 0'dan bile ax eksi a artı 1 dx eşittir 2 eşitliğinde a kaçtır? Şimdi burada dx yazdığına göre ben integral x değişkenine göre alacağım. Ax'in integrali ax kare bölü 2. A'nın integrali a sabit olduğu için ax'tir. 1'in integrali x. 0, 1. X ile 1 yazarsam a bölü 2 eksi a artı 1. 0 yazdığımda sonuç 0 çıkar. Onun için yazmaya gerek yok. Eşittir 2. 1'i öbür tarafa atarsam 1 kaldı. Eksi a bölü 2 sol tarafta kaldı. Yani a eşittir eksi 2'dir. B'den a'ya x bölü b eksi a dx eşittir 11 ise a artı b toplamı kaçtır? X bölü b eksi a demek 1 bölü b eksi a çarpı x demekti. Yani 1 bölü b eksi a duruyor. X'in integrali x kare bölü 2. B a eşittir 11. Yapacağım işlem nedir? X yerine önce a'yı sonra b'yi yazıp elde ettiğim sonuca çıkarmak. 1 bölü 2 başta dursun. A kare bölü b eksi a eksi b kare bölü b eksi a eşittir 11. Eşittir. 1 bölü 2'yi her iki tarafı 2 ile çarptığımda yok ederek a kare eksi b kare bölü b eksi a eşittir 22 elde ederim. A kare eksi b kare 2 kare farkından dolayı a eksi b çarpı a artı b'dir. Bölü b eksi a eşittir 22.
A eksi B ile B eksi A sadeleşir. Bir tane eksi gelir buraya. O halde A artı B eşittir. Eksi 22'dir. Her iki tarafı eksi 1 ile çarptım. Belirli integralin özellikleri. Birincisi A'dan B'ye C çarpı fx dx eşittir C çarpı A'dan B'ye fx dx'tir. Yani sabit çarpan integral dışına alınabilir. Bu özellik belirsiz integrali de vardı. İkinci özellik A'dan B'ye fx dx eşittir eksi B'den A'ya fx dx'tir. Yani integralin sınırları yer değiştirdiğinde integralin işareti değişir. Dersin başında söylemiştik, genel yazım kuralı olarak belirli integralde alt sınır küçük sayı, üst sınır büyük sayıdır. Bir problemin çözümünde veya bir işlemde herhangi bir aşamada bu genel yazım kuralı tersine dönmüşse, yani integral sınırları yer değiştirmişse, biz bu özelliği kullanarak tekrar yer değiştirebiliriz integral sınırlarını. Üçüncü özellik, A'dan C'ye fx dx artı C'den B'ye fx dx eşittir, A'dan B'ye fx dx'tir. Yani C sayısı A ile B arasında bir sayı ise A'dan B'ye fx dx integrali iki tane integralin toplamı olarak yazılabilir demektir. Sıfırdan 1 bölü 2'ye x küp kök x eksi x dx artı 1 bölü 2'den 1'e x küp kök x eksi x dx ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu integral incelediğimizde üçüncü özelliğin uygulaması olduğunu görüyoruz. Sıfırdan 1 bölü 2'ye 1 bölü 2'den 1'e şeklinde yazıldığı için bu integral aslında sıfırdan 1'e kadar x küp kök x eksi x dx olarak yazılabilir. Şimdi x küp kök x demek, üstün sayıların özelliklerini kullanırsak küp kök x, x'in 1 bölü 3. kuvveti. Burada x'in 1. kuvveti var. Dolayısıyla bu ifade x üzeri 4 bölü 3 demektir. İntegral nasıl hesaplanıyordu? Üst 1 artırıp üste bölünüyordu. 4 bölü 3 1 artırırsak 7 bölü 3 olur. Yani 3 bölü 7 yazarız. X üzeri 7 bölü 3. Eksi x'in integrali aynı özellikten dolayı x kare bölü 2'dir. Sıfırdan 1'e kadar. X yerine 1 yazarsam 7 bölü 3 eksi 1 bölü 2 elde ederim. X yerine 0 yazdığımda 0 çıkar. O halde bu işlemin sonucu 14'ten 3 çıkarsa 11 bölü 6 olarak elde edilir. Örnek 0'dan 1'e fx dx eşittir 5. 0'dan 1'e x çarpı fx dx eşittir 0'dan 1'e x kare fx dx eşittir 3 olduğuna göre 0'dan 1'e 2x eksi 1'in karesi fx dx integralin değeri kaçtır? Bu soru belirsiz integralde de olan bir özelliğin uygulanması. F artı v eksi g dx eşittir. Belirsiz integralde şöyle bir özellik vardı. Arada artı veya eksi işareti varsa, yani iki tane fonksiyonun toplamı veya farkı varsa bunlar ayrı iki integral olarak yazılabilir demiştik. Yani f dx artı eksi g dx olarak yazılabilir demiştik. Şimdi bu özelliği burada nasıl uygulayacağız? Önce 0'dan 1'e 2x eksi 1'in karesini hesaplarsan 4x kare eksi 4x artı 1 çarpı fx dx. Fx'i parantez içine dağıtırsan 0'dan 1'e 4x kare fx eksi 4x fx artı fx dx olur. Şimdi yukarıdaki özelliği uygulayabilirim artık. 4x kare fx dx'i ayrı bir integral olarak yazacağım. 4 çarpan olduğu için integral dışına yazılır. 4 çarpı 0'dan 1'e x kare fx dx. Eksi. Aynı şekilde 4x fx dx de 4 integral dışına çarpan olarak gelir. X fx dx. 0'dan 1'e. Artı fx dx. Ne yaptım? Birbirine artı veya eksi işareti ayrılmış 3 ifade vardı. 3 ayrı integral yazdım. İkincisi, ilk ikisinde 4 sabit çarpandı. 4'ü integral dışına aldım.
Şimdi verilen değerle yazdığımda x kare fx 3'e eşit. 4 ile çarptım 12. X fx 3'e eşit. 4 ile çarparsam 12 artı 5. Yani sonuç 5'tir. Sıfırdan 2'ye fx dx artı sıfırdan 2'ye x çarpı f üssü x dx eşittir 10 olduğuna göre f2 kaçtır? Yine aynı özelliğin tersinden uygulaması var burada. Sıfırdan 2'ye sınırlar aynı olduğu için bunu tek integral olarak yazabilirim. Sıfırdan 2'ye kadar fx artı x çarpı f üssü x dx eşittir 10. Şimdi ikinci aşamaya geldik. İkinci aşamada x artı x çarpı f üssü x bunu doğrudan doğruya şöyle ifade edebiliriz. Aslında bu ifade bir çarpımın türevidir. X çarpı fx fonksiyonunun türevini ifade eder. X çarpı fx'in türevini aldığımda birincinin türevi x'in türevi 1 fx. İkincinin türevi fx'in türevi f üssü x çarpı x. O halde x artı pardon fx artı x çarpı f üssü x x çarpı f üssü fx'in türevi ise integralini aldığımda x çarpı fx elde ederim. 0'dan 2'ye eşittir 10. X yerine 2 yazarsam 2 fx f2. X yerine 0 yazdım 0 eşittir 10. Yani f2 eşittir 5 bulurum. Yanda fx fonksiyonu ve x eşittir eksi 3 noktasındaki teğeti verilmiştir. Buna göre eksi 3'ten 0'a f üssü x dx artı eksi 3'ten 5'e f üssü x çarpı f2 üssü x dx integralin değeri kaçtır? Şimdi fx fonksiyonu grafiği incelediğimizde eksi 3 noktasındaki teğeti verilmiş. Dolayısıyla teğeti x eksenini eksi 6 ve 8'de kesiyor. Eğimi karşı dik kenar 8, komşu dik kenar 6 birim uzunlukta. Teğet sağa yatık yani pozitif eğimli yani f üssü eksi 3 eşittir 4 bölü 3'tür. İkinci olarak fx fonksiyonu 5 noktasında yerel minimuma sahip. Yani burada f üssü 5 eşittir 0'dır. Şimdi bu bilgiler bir kenara dursun. Gelelim integraller hesaplamaya. Eksi 3'ten 0'a f üssü x dx eşittir. F üssü x'i integral ararsam fx elde ederim. Eksi 3 0. Dolayısıyla x yerine 0 yazdım. F 0 bulacağım 2. X yerine eksi 3 yazdım. Fx fonksiyonu eksi 3'teki değerini bulmam gerekiyor. Eksi 3'teki değerini bilmiyorum. Ancak fx fonksiyonu eksi 3'teki teğeti belli. Teğeti nedir? X bölü eksi 6 artı y bölü 8 eşittir 1 doğrusudur. Şimdi ben bu doğruda x yerine eksi 3 yazdığımda y bölü 8 eşittir. Eksi 3 yazdım 1 bölü 2. Öbür tarafa geçerse 1 bölü 2 olarak, eksi 1 bölü 2 olarak geçer 1 bölü 2 elde ederim. Yani y'si 4 çıkar. 2'den 4 çıkarsa eksi 2 bulurum. Birinci kısım eksi 2 bulduk. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda f üssü x çarpı f2 üssü x dx'de değişken dönüşüm yaparsam yani u eşittir f üssü x alırsam du eşittir f2 üssü x dx'dir. Yani bana şu lazım. U du var. U'nun karesi bölü 2 şeklinde integral ederim. Yani eksi 3'ten 5'e kadar f üssü x çarpı f2 üssü x dx eşittir. Aslında şudur. F üssü x'in karesi bölü 2'dir. Eksi 3'ten 5'e kadar. Şimdi x yerine 5 yazdım. F üssü 5 0. X yerine eksi 3 yazdım. 4 bölü 3. Kare sararsam 16 bölü 9. 2'ye bölersem 8 bölü 9. Yani burası da eksi 8 bölü 9 çıkar. O halde istenen cevap neymiş? Eksi 2 eksi 8 bölü 9.
Eksi 10'u al. 18. Eksi 26 bölü 9 bulun.